Evet, merhaba. Emniyeti kullanımını anlatacağım. İsterseniz bir tuşa da atayabilirsiniz. Ya da emniyeti de yazabilirsiniz. Ben emniyeti yazıyorum belki. Baştan geçiyorum. PD yeni geldiğinizde isminiz burada gözükür. Set call sign dersiniz. Rosetta kodunuzu yazarsınız. Submit dersiniz. Sonra bir relog atarsınız. Kodunuz burada gözükür. Aksi takdirde no call sign olarak geçer. Mesaiye girmek için kendi isminizi sağ tıklayıp toggle duty dersiniz. Daha sonrasında siz 10.08 yapar ve mesaide gözükürsünüz. Burada gördüğünüz üzere son gelen ihbarlar var. Set waypoint diyebilirsiniz. Yani GPS'te işlenir. Örnek veriyorum. Yaptım. Şey yapmadı, arabada olmam gerekiyor olabilir. Neyse. Burada duyuru panoları var. Normal üst rütbeler burada duyuru atabiliyor. Vesaire vesaire ana sayfa bu şekilde. Profiller kısmına geldiğimizde birinin ismini sorgulamak istediğimizde kullandığımız kısım. Örnek veriyorum Austin. Austin Miller burada çıkar. Ben bu kişiye tıklarım. 90 doğumlu telefon numarası. Mesleği varsa mesleği, adresi varsa adresi, mugshot'ı varsa mugshot'ı, fotoğrafı buraya girersiniz. Kişiye ait olan araçlar burada gözükür. Kişinin lisansları, sürücü ehliyeti var mesela ya da işte silah ruhsatı şey var ya da işletme ruhsatı var o şekilde. Kişiye ait herhangi bir yapı varsa ev vesaire odur. Kişiye ait fotoğraflar. Show convictions dediğinizde kişiye ait suçlama şeyleri, show incident dediğinizde de kişiye ait olaylar. Örnek veriyorum bir isim yazalım. Mesela Tony Reyes, Mert Eşeğen'i yazalım. Mesela show incident dediğiniz zaman Mert'in karıştığı olaylar var. Show convictions bu şekilde. Bunlara sağ tıklarsınız, view incident dersiniz. Olaylar kısmına direkt size raporu gönderir, raporu atar. O şekilde kişiye herhangi bir not girebilirsiniz. İşte kişi kask takmadığı için uyarıldı. 402 çavuş Aston Miller gibisinden. Ki bir sonraki pullover'larda falan diğer memurlar sıkıntı çekmesin. Olaylar kısmına gelelim. Şimdi olaylar kısmı şu şekilde. Suç bir kayıt açacağınız zaman ceza yazdınız. Bu suç kaydını kişinin siciline eklemek istiyorsunuz. Öncelikle artıya basın. Daha sonrasında raporu kaydedin. Raporu kaydettikten sonra suç neyse onu yazın. Şeyi açın. Dokümanları açın Google üzerinden. Doku. Oradaki suç neyse mesela ne? Araç parçalama. Sadece araç parçalamaya girin. Bu şekilde yazın. Sonrasında kaydedin. Ana sayfaya dönün. Olaylara gelin. Bakın rapor burada. Austin Miller tarafında şu saatte açılmış olay raporu. Daha sonrasında suçluya girin. Örnek veriyorum. Bilinmeyen bir karaktere girelim biz. Bilinmeyen karakter olarak. Şimdi bilinmeyen karaktere girdik. Bunu herhangi biri olarak düşünebilirsiniz. Suçu girdikten sonra guilty seçiyoruz. Bu kişinin suçlu olduğunu ve cezanın kesildiğini proseste diyoruz. Diğer ikisine sonra geleceğim. Bunları seçtim. Kaydettim. Modify charges diyorum. Daha sonrasında buraya araç parçalama diyorum. Bir kez tıklıyorum. Tekrar kaydediyorum. Burada MDC'de çıkan cezaları önemsemeyin. Dokta duran, dokümanlarda yazan cezalarla biz devam ediyoruz. Onları yazıyoruz. Buraya olayın özetini yazın. Yani rollerden geri kalmak istemiyorsanız çok özet bir rapor yazmanıza gerek yok. Shotfire vardır, Shotfire drone vardır. Onları yazabilirsiniz ama diğer türlü gerek yok. Şahsen benim tavsiyem kişiye başlıktaki suçtan ötürü işlem uygulanmıştır. Ben bu şekilde yazıyorum. Hem rollerden geri kalmıyorum, hem zaman kaybı olmuyor. Şimdi az önceki kısımları ben sildim. Sildiğim kısımları göstereyim. Hostage ve Evidence Locations kısmı. Onları kullanmıyoruz. Sonra Weapons Items Confiscated var.
Buraya da kişinin üzerinden çıkan illegal eşyaları yazıyoruz. Örnek veriyorum. 3 maymuncuk. İşte araç parçaları. Mesela işte nedir? Radyodur, kapıdır, janttır vesaire. Yine kaydettik. Daha sonrasında kişiye keseceğimiz dokümanla yazan cezayı yazıyoruz. Mesela örnek veriyorum 400 dolar. 30 kamu. Ben bunu yine kaydettim ki ileride bir gün bir olay olduğu zaman rapora bakılması gerekildiği zaman bu kişiye ne kadar ceza kesildiği belli olsun diye. Daha sonrasında bu cezayı kesen hangi memur ya da olayla alakası olan memurlar kim? Kendi isminizi yazarsınız, kaydedersiniz. Buradan herhangi bir şekilde ceza yazmıyorsunuz. Cezayı yazmak için yapmanız gereken şey şu. Para cezası kesecekseniz F3'e basıyorsunuz. Meslek etkileşimleri diyorsunuz. Fatura kes diyorsunuz. Karşınıza bir tablo çıkıyor. Kişinin ismini seçip bankayı seçiyorsunuz ve ceza miktarını giriyorsunuz. Kamu kesmek için de kişinin önce bir ID'sini kontrol ediyorsunuz. Örnek veriyorum 96 ID. Slash comp server yazıyorsunuz. 96 işte 40 kamu. O şekilde kamu cezasını kesebilirsiniz. Hapse gönderme cezasını ise jail yazarsınız. Yanınızda yakın biri olduğu zaman. Unutmayın, yanınızda biri olacak. Kişinin dibine gidin. Jail yazın. Yatacağı ayı seçin. İşte 40 ay. 40 yazın. Sonra gönderin. Ceza kısımları bu şekilde. Böyle ceza yazılıyor. Şimdi örnek veriyorum. Daha farklı bir durum var. Kişi araç parçalamadan kaçtı. Kişiyi yazdınız. Kişinin olduğundan eminsiniz. Kişi hakkında aranma kaydı oluşturmamız gerekiyor. O yüzden Warrant'a basıyoruz. Warrant'a bastığımızda kaydettiğimizde kaydedeyim. Şimdi ana sayfaya gördüğünüz gibi kişinin aranma kaydı düştü. View incident diyorum. Direkt beni rapora götürüyor. Mesela buraya şey yazabilirim ben. İşte, kişi araç parçalamadan kaçmıştır, carttan kaçmıştır, curttan kaçmıştır şeklinde raporu doldururum. Örnek veriyorum, kişinin cezasını yazdınız. Gönderiyorsunuz. Guilty seçiyorsunuz, Process'te seçiyorsunuz, Warrant'ı kaldırıyorsunuz, kaydediyorsunuz, daha sonrasında ana sayfadan kalkıyor. Ha, bu karakter belki de araç parçalamada ilişkili de olabilir, yani işbirlikçi de olabilir. Associated diyorsunuz, bu olayla alakası olduğunu bildiriyorsunuz, daha sonrasında raporu kaydediyorsunuz. Olay bitiyor. Rapor kısmı bu şekilde. Olaya dahil olan görgü tanığı varsa civilians kısmına ekleyebilirsiniz. Yani geçerli bir evidence varsa fotoğraf olarak fotoğraf yükleyebilirsiniz ki şu zamana kadar ben kimsenin yüklediğini görmedim, o yüzden gereksiz. Raporlar kısmı yani aktif olarak çok doldurulan bir kısım değil ki ben doldurulmasını tavsiye etmiyorum. Biz daha çok Discord'dan şey yapıyoruz. Rapor dolduruyoruz Word'e. Oraya yazıyoruz. Daha sonrasında Discord'a atıyoruz. Burayla bir işimiz yok. Zaten aranma kaydı oluşturmayı size gösterdim. Warrant seçiyorsunuz. Kişinin üzerinde herhangi bir araç varsa plaka öttüğü zaman polis aracının plakası direkt ötüyor. Gidip yakalayabilirsiniz. Kadrayı geç. Araçlar. Karşınızda bir plaka var. Aracı durdurdunuz. Şuradan bakarsınız. Plakayı yazarsınız. Araç çıkıyorsa kişiye aittir. Çıkmıyorsa yaş alıntıdır ya da sahte plakası mevcuttur. Geçersiz plakası mevcuttur. Araç hakkında not yazabilirsiniz. Silahlara geçiyoruz. Şu an aktif olarak herhangi bir şekilde ruhsat verme rolümüz yok. CCTV işte girip de kameralara bakarsınız. Emniyet bu kadar.